17.002 lirayla geçinebiliyor musunuz? Burada yaşamıyoruz. 17.002 lira. Vallahi burada geçinenlere Allah kolaylık versin. Kendime alışveriş yapmak istedim, hiçbir şey alamadım. Gücün 100 milyar da olsa yine geçinemez. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam yok dedi. Peki İzmir halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte izleyelim. Siz de düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Mümkün mü ya? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil kızım. Ben emekliyim. Şu anda 11 bin lira, 11.300 lira para alıyorum. Evet, emeklilere ara zam hakkında ne düşünüyorsun peki? Sence yeterli? Ara zam falan yapmaları lazım. Mümkün değil. Yani şu verilen zam bile yeterli değil. Hani demek ki çok zor. Geçinmek çok zor. Peki, ben de çalışıyorum şu an satışta. Zor. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? 17.002 lira. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? 17.000 lira. Düşünmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Vallahi burada geçinenlere Allah kolaylık versin. Yurt dışı ile arasındaki fark? Çok fark var. Bir de fiyatlar çok çıkmış yani burada. Biz 2 sene önce de buradaydık. Onunla karşılaştığımızda fiyatlar bayağı %200 artmış yani. Evet. Peki sizce Türkiye'de yaşayan biri 17.002 lirayla ayı tamamlayabilir mi? İmkansız yani. Ben buradakilere hayret yapıyorum yani nasıl geçiniyorlar diye. 17.002 lirayla geçinilebilir mi sizce? Ben geçinemem. Ben biraz çarçur ediyorum. Ama yani geçinen geçiniyordur büyük ihtimalle, bilemem. Ne diyeyim? 17.002 lirayla bir ay geçinilebilir mi sizce? Vallahi biz normal öğretmen maaşı alıyoruz. O bile yetmiyor. Asgari ücretle geçinenlere Allah yardım etsin. 17.002 lirayla geçinebiliyor musunuz? Burada yaşamıyoruz. Geçinilmez bence. Çünkü ekonomi yüksek fiyatlar. Mesela bir su 10 TL olmuş. 17 bin kirayı, elektriği, suyu falan ödemek derken bence... Bence de geçinilmez yani. Çok zor. Her şeyi zam yaparken asgari ücretin böyle kalması zor yani. Yani ben açıkçası 6 ay İtalya'da yaşadım. O yüzden şimdi geldim ve bir anda fiyatlara baktığımda fiyatlar gerçekten çok artmış. Yani ben en son geldiğimde şurada 100-150 liraya bir şey bulabiliyordum. Ve şu an geldiğimde şu an 300-400'e buldum. Kendime alışveriş yapmak istedim. Hiçbir şey alamadım. Arkadaşım şu an bana borç verdi. Aile geçindirmek burada çok çok zor olabilir. Ben kendim 16 yaşındayım. Yurt dışında yaşadım. Çok güzel yaşıyordum. Küçücük bir kasabadaydım. Burada hiçbir şekilde geçinemezsiniz. Bana çok zor geliyor açıkçası. 17.002 lirayla bir insan geçinebilir misiniz? Geçinemez, mümkün değil. Aa tabii çok güzel geçin. Nasıl geçinsin? Geçinemez. Yani geçinemez yani. Emekli ara zammı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Marketlerde fiyatları düşürsün ne? Tamam, emekli maaşını bu kadarsa ama fiyatlar düşsün ki emekli maaşına 2 kuruş artıyor. 20 lira 20 kuruş diyeyim, ondan sonra market artışları. Bu adaletli bir iş mi yani? Değil. Onun için yani karşıyım yani. Maalesef aile geçinemez. 17 bin lira ancak bir kişi geçinir. O yüzden asgari ücretin artılması gerekiyor ama asgari ücret arttığı zaman da bir süre fiyatlar artıyor. Çünkü o maliyete yansıtıldığı için. O yüzden de hani sadece ekran üzerinde maaş arttı gözüküyor. Hayata yansıması veya reel olarak alım gücünü artırmıyor. Emeklilere ara zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Emeklilere ara zam verse de pek faydası olacak gibi değil. Çünkü 10 bin liranın ara zamı da muhtemelen minimumda 1000-2000 lira olacaktır. Onun da fazla etkisinin olacağını düşünmüyorum. Geçinemez. Hayat çok pahalı. Neden geçinemez? Yani bir su 10 lira olmuş. Yani ekmek 10 lira olmuş. Asgari ücreti paranın değeri yok. Yani 10 lira, 100 lira, 10 lira gibi yani. Geçinemez. Asgari ücret 100 milyar da olsa yine geçinemez. Yani önemli olan şartların düzelmesi. Yani bu zamın gitmesi. İşte insanların indirim yapması asgari ücret yetmez. Yani asgari ücrete ben kendim çalışıyorum. Yani 600 lira işte 660 lira yapıyor yürüyemi ama gel gelelim 300 lira zaten onun çarçut derken gidiyor yani. Yani bence hiç. O 2 lira çok önemli gerçekten. O 2 lirayı 12 ayda birikirsek 24 lira yapar. O 24 lira çok önemli para. Ama asgari ücrete geçinmiyor yani, size söyleyeyim. Ben tek başımayım. Ailem çalışıyor. Kendi maaşım kendime yetmiyor yani. Hiç birikim yapamıyorum. 17.002 lirayla bir insan geçinebilir mi? Bir insan geçinebilir. Aile bakmayan bir insan geçinebilir. Fikrim bu kadar. Daha da ekstra bir şey yok. Aile bakıyorsa o da asgari ücretle çalışmasın. O onun şeyi. Peki. Asgari ücretli bir adam gidip de 5 tane çocuk yapmasın. Niye yapsın? Benim fikrim budur. İzmir halkına sorduk, cevaplarını aldık. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.